Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, bugün işlediğimiz konularla ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Evet, ilk sorumuz. Yandaki haritada şeker pancarının yoğun olarak üretildiği alanlar verilmiştir. Evet, dikkat ederseniz iç bölgelerimizde yoğun, özellikle Konya'da oldukça yoğun. Evet, kıyı bölgelerinde üretiminin yaygın olmaması, dikkat edelim, olmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şimdi kıyı bölgelerimizde dikkat ederseniz arkadaşlar, mesela Çukurova'da yok, Mersin kıyılarında yok, Antalya'da oldukça az, Ege kıyıları hiç tercih etmemiş. Buralarda arkadaşlar neden şeker pancarı tercih edilmiyor? Bunun ana nedeni şudur. Çünkü buralarda da ekonomik değeri yüksek olan ürünler üretiliyor. Yani zeytin, turunçgil, haşhaş, pamuk, tütün gibi ekonomik değeri yüksek olan ürünlere topraklar ayrılıyor. Bu nedenle arkadaşlar kıyı bölgelerimiz bu ürünü fazla tercih etmez. Yani cevabımız D'dir. Yukarıda verilen kentlerde gelişen ortak ekonomik fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Afşin, Elbistan arkadaşlar Linyit bölgesidir. Kahramanmaraş'ta. Soma, Linyit bölgesidir. Yatağan, Muğla'da Linyit bölgesidir. Batman, petrol bölgesidir. Zonguldak, taş kömürü bölgesidir. Evet, ortak ekonomik fonksiyon arkadaşlar burada madenciliktir. Cevabımız A'dır. Evet, ulaşımı zor olan limanlar yeterince gelişmez. Buna göre yandaki haritada verilen kentlerden hangisinin liman fonksiyonu ön planda olduğu söylenemez. Evet arkadaşlar, İstanbul Türkiye'nin en gelişmiş liman şehridir. İstanbul'da hinterland geniştir. İzmir'de hinterland geniştir. Yani limanlara ulaşım kolaydır. Aynı şekilde Mersin Akdeniz'in en gelişmiş limanıdır. Samsun Karadeniz'in en gelişmiş limanıdır. Fakat Sinop'a dikkat edelim. Sinop Karadeniz'in tek doğal limanıdır. Ancak liman özelliği ön planda değildir. Yani gelişmiş bir liman değildir. Çünkü Sinop'a ulaşım zordur. Bu nedenle cevabımız E'dir. Ülkemizde kırsal yerleşmelerden bazıları sürekli iken bazıları ise geçici durumdadır. Buna göre aşağıda verilen yerleşme tiplerinden hangisi geçici yerleşme birimlerine örnek verilemez? Sevgili arkadaşlar, köy sürekli bir yerleşim birimidir. Dam hayvancılık faaliyetleri, ağıl hayvancılık, yayla hayvancılık ve turizm, oba hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı geçici yerleşim birimleridir. Bu nedenle cevabımız A'dır. Yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi ilk yerleşim alanlarından biri değildir? Sevgili arkadaşlar, 1 numaralı saha Çin uygarlığının bölgesi. 2 numaralı sahada Hint uygarlığı kurulmuştur. 3 numaralı sahaya baktığımızda Mezopotamya. Evet, 4 numaralı sahayı biraz şöyle sağa kaydırabiliriz arkadaşlar. Şöyle kaydıralım şuraya. 4 numaralı saha Mısır uygarlığının alanıdır. Evet, 5 numaralı saha Amazon havzasıdır. Çok sıcak ve nemli olduğundan ilk uygarlık alanı olarak tercih edilmemiştir. Cevabımız E'dir. Aşağıdakilerden hangisi doğal şekilsel bölgeler arasında yer almaz? Doğal şekilsel, dikkat edin. İklim, su, yer şekilleri, bitki örtüsü, bunlar doğal bölgelerdir arkadaşlar. Turizm, beşeri şekilsel bölgedir. Evet, GAP'la beraber, yani Güney Anadolu Projesi ile beraber hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir? Bölge dışına göçler azalmıştır. Evet, sulama olanakları arttı, Nadas azaldı ve doğal olarak bölge dışına göçler azaldı. Nadas tarımı artmıştır. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Nadas tarımı azalmıştır tersine. Çünkü sulama olanakları artmıştır. Evet, azalmıştır burada. Nöbetleşe ekim artmıştır daha çok. Pamuk üretimi artmıştır. Sulama olanakları gerçekleştiği için pamuk üretim oranı arttı.
Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölgesi günümüzde en fazla pamuk üreten coğrafi alandır. Cevabımız 1 ve 3. Yani D. Yanda haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde dağınık yerleşme tipi yaygındır? Sevgili arkadaşlar, dağınık yerleşme tipi engebeli sahalarda olur. Burada engebeli sahamız 5 numaralı alandır. Toplu yerleşme, su sınırlı toplu yerleşme, aynı şekilde 2 numaralı yerde de toplu, 1 numaralı yerde de toplu yerleşmeler mevcuttur. Cevabımız E'dir. Yukarıda verilenlerden hangilerinin su ihtiyacının fazla olduğu söylenemez? Evet, termik santrallerde soğutma amaçlı suya çok ihtiyaç var. Nükleer santrallerde soğutma amaçlı suya ihtiyaç var. Demir çelik sanayisinde soğutma amaçlı suya ihtiyaç çoktur. Ancak dokuma sanayisinde su ihtiyacı fazla değildir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B'dir. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.